Bak ben size anladım. Sen çek şimdi. İşte duruyor. Şuralardan bir yerden geliyor. Şu yamacın arkasında. Tamam. Oo. Tamam şimdi şey güzel tarihi doğa, güneş, deniz zehirli falan da. Bir de bu işin fırtınası var. Felaket yağıyor. Gittikçe de hızlanıyor. Aynen gittikçe hızlanıyor. Çünkü bulutlar bize doğru geliyor. Rüzgara baksana ışık nasıl sallanıyor. Ben gökyüzü tutsun sizi alıyordum kamera. Treyon'un gözleri yaşlı be. Günaydın. İkinci sabahımıza uyandık. Günaydın. Aslında ilk sabah uyandık. İlk sabah. Yoldaki ilk sabah. Bugün ikinci günümüz. Aynen ikinci günüm. Yazlık bir çadırla. Telef olabilirsiniz ama hafif çadırla gelmeniz konusunda hemfikirim. Büyük ağır çadırla gelmeyin. Gelmeyin. Düşünüyorum şimdi kara kara bu çadırla. Şimdi çadırımızı toplayacağız. Eşyalarımızı toplayacağız. Ardından da Bektaş Köyü'ne doğru yola çıkacağız. İkinci gün Koroba'dan başladık şimdi. Burada yıkık bir tane tabela var. Tabelanın hemen yan tarafında bir ağaç. Ağacın da altında kırmızı beyaz işaretiniz. Burada da benim güzel sevgilim var. Günaydın. Günaydın. Köyün hemen girişinde bir tane çeşme var. Hem bulaşıklarınızı yıkayabilir hem su takviyenizi yapabilirsiniz. Biz köyün içine hiç girmedik. Hemen şu taraftaki açıklıkta denize karşı kamp attık. Şimdi de rotamıza başladık. 3 kilometre sonra Bektaş Köyü var. Çok yürümedik. Hemen böyle bir su birikintisinin oraya doğru geldik. İşaretler bu tarafı gösteriyor. Nasıldı dün gecen? Fırtınalı. Çok güzel bir fırtına çıktı ama öyle böyle değil. Ardından da hava dinginleşti, sakinleşti. Tatlı tatlı bir durgunluk geldi. Çok güzel bir mehtap vardı. Denize karşı kamp atmanın faydaları. Güzel bir manzaraya baktık gece. Ama güzel uyuduk, ne dersin? Fırtına dindikten sonra evet. O da doğru. Şimdi saat 8.30. Koroba'dan ayrılıyoruz. Şöyle güzel bir köy konağına geldik. Köy konağının hemen karşısında da su var. Yani girişteki sudan doldurmazsanız burada da su takviyesi yapabilirsiniz. Tunç yine Wikiloc kaydımıza işaretledi. Bu arada yolun ilk başlangıcından bu yana neredeyse hiç köpek görmemiştim yolda ama Bektaş Köyü'nde tam koyunların arasından geçerken dikkat edin çok güzel bir kangal köpeği var. Gerçekten kangallar çok güzeldi. Uyarı maksatlı havlıyorlar ama kesinlikle yanınıza gelmiyorlar. Sonra Bektaş'a girdiğimizde bir tane teyzeyle karşılaştık. Market sorduk. Kahvaltı bir şeyler almayı planlıyoruz. Daha kahvaltı yapmadık. Teyze Tunca beni gösterip bu senin mi dedi. Eşim oluyor dedi. Teyze dedi ki ufak tefek ama olsun iyidir dedi. Benim için yaptığı yorum bu oldu teyze. Yoldan bahsettik. Tura yolunu yürüyoruz diye. Eziyetin böylesi diyor. İnsan kendine bunu niye yapıyor?
Taş köyünde karşılıklı iki tane market var. Aksoy Market ve Küçük Bakkal. Sanırız Küçük Bakkal. Yo, bu da açık. Küçük Bakkal da açık. Şimdi kahvaltılık bir şeyler alacağız. Rota da tam buradan geçiyor bu arada. Bu ikisinin arasından geçeceksiniz. Burada da ekmek var. Var var, ekmek var burada da. Gel. Şimdi bir alışveriş yapalım. Sonra bir kahvaltı. Sonra yola devam. Küçük Bakkal'dan alışverişimizi yaptık. Pilit salamımız, çoko kremimiz, beyaz peynirimiz, Red Bull'umuz ve 3 tane simitimiz var. Hemen Küçük Bakkal'ın yanında böyle bir gölgelik bulduk. Burada kahvaltımızı yapıp yola devam etmeyi planlıyoruz. Yolda görüşürüz. Ya burası bir bakkal. Böyle kafeterya falan tarzı bir yer değil ama abla bizim için şey yapmış, yani madem kahvaltı yapıyorsunuz, salatalık domates falan kesmiş, yağ dökmüş, tuzunu getirmiş. İnsan mutlu oluyor ya böyle şeyler olunca. Gerçekten yani şu an bu kahvaltının tadı böyle 2-3 kat daha güzelleşti. Ay ablacığım çok sağ olasın, çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bir tek şeker attım ama yetiyor mu? Yeter ablam, yeter, sağ olasın. Teşekkürler. Abla şimdi bize güzel de bir çay getirdi. Çayınızı içmeden gitmeyin dedi. Sağ olsun, çay ikram etti bize. Şimdi bu tabelanın önüne geldik. Koruoba 3 kilometre, Koyunevi 6 kilometre. Yani kamp attığımız yerden buraya neredeyse 3 kilometre gelmişiz. Koyunevine 6 kilometremiz var. Biz kahvaltı dahil buraya 1,5 saatte ulaştık. Kahvaltı da bayağı uyandı. Burada yola devam ediyoruz. Beni alabilecek misin? Çok zorlu olmuyor. İyi. Hadi bakalım. Çok az baba gördük. Bu da gördüklerimizden ikinci ya da üçüncüsüdür. Bir taş da biz koyalım. Yolumuza devam edelim. Bektaş köyü şu taraftan geldik. Şurada bir su birikintisi var. Onu geçtikten sonra bir asfalta çıkıyorsunuz. Hemen şurada tabelanın üstünde işaret var. Bir sonraki işaret de şurada zaten. Yolumuz böyle devam ediyor. Neredeyse hiç asfalttan yürütmedi. Evet, asfalttan geçtik. Geçer geçmez patikaya soktu. Şimdi tekrar patikada şey, asfalttan çıkartıyor. Bu yolun sonu böyle de denize gidiyor çünkü. Evet. Bak 2-3 gündür deniz deniz diyorum. Sana bir mesaj vermeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Mecbur yüzeceğiz diyorsun. Yolun 6. kilometresindeyiz. İşaretler buradan devam ediyor ama şurada bir inşaat çalışması var. Villalar yapacaklar belli ki. Villa, havuzlu villa. Şeyde vardı ya. İslamlar köyünde. Aynen, İslamlar köyünde. 30 kilometre ilerideki köyde su yok. Tankerlerle taşıyorlar. 30 kilometre sonra adamlar açık kapalı havuzda yüzüyor. Hazır Likya'dan konu açılmışken Likya ile burayı kıyasladığında nasıl bir fark var? Çok fark var ya. Burası hem daha kolay ama zor şey değil. Hani böyle çok da kolay, basit bir yol değil. Çünkü döne döne geliyor. Hiç şey yok. Yani saklanabileceğiniz ağaç gölgesi yok. O yüzden bir tane gölgelik bulduk mu değerlendirmek lazım ama yol keyifli. Yalnız şu an şöyle serin olması çok güzel değil mi? Evet. Bir tane bulut geldi. Bu yolda biraz uzun kollu giyinin, pantolon giyin, şort ya da askılı kıyafet değil de. Çünkü makiler çok fazla.
her tarafınızı çizdirirsiniz. Biz dün birazcık çizildik. Hoppa. İyi misin? İyiyim. Burada çarpı var bu tarafta. Çapkın aynısı. Terisi. Su güzel. İster misin? İsterim. Ben şimdi buraya neden çıktım? Nasıl çıktım? Böyle şuradan yürüdüm. Suyu içince bir kendime geldim ama soğuk suyu içince. Troya yolundayız. Troya aslında arkeolojik anlamda dünyada en popüler antik kentlerden veya coğrafyalardan bir tanesi. Neden? Birkaç sebebi var. Bir, Troya, Truva filmini birçoğumuz zaten izlemişizdir. Brad Pitt'in oynadığı Truva filminden dolayı. İkincisi, burada gerçekten tarihe hem iyi hem de kazıyı yapan adam tarafından, yani Şiliman tarafından kötü anıya sahip bir macerası var. Çünkü adam işte 1800 bilmem kaç yılında Osmanlı'dan izin alıp öyle bodoslamasına bir yararak antik kente gidiyor ki, aslında antik kente de gitmiyor, bir hazine arıyor. Öylesine bir yararak gidiyor ki o 10 tane farklı katman var arkeolojik kentte. Onunu birden deşerek, parçalayarak gidiyor. Bunu da zaten kendi kazı notlarında anlatmış. Troya Müzesi'ne gidince burayla, yani Şiliman'la ilgili güzel güzel bilgiler de veriyor. Biz Bektaş'tan geldik. Tamam işte, Balaban'ın içinden geçtiniz canım. Balaban'ın isimlerini bilmediğimiz için. Şimdi bak, benim dediğim yol buradan. Bak burada geçer, bizim mezarın içinden Badenli'ye geçer. Bak ben size anladım, sen çek şimdi. 65 sene önce. Ben 76 yaşındayım ben. Ey maşallah. Bunlar 2000 senede doğdum. Ben 6 ay bunlardan büyüküm. Bu da ikiz, bu da ikiz, ben de ikizim. Ben bunları döverim. İkiz bunlar. Bak dinle, dinle. Ben işte hamşu gelse. Şu gelse bak, orada düzerken ben de beni çağıracak Ankara'ya. Bak şimdi görüyor musun fotoğrafı? Tavuğu bu. Ah! Bir gelse bizi çağıracak. Ben Atatürk. Mesela biraz dedi ki ne yapma? Çoban koyun evi koyan. Köyün ismini. Köyün adı köyün evi kaldı. Ha, koyun evi köyün ismi. Ha, badem dedim. Ama bir badem bitti. Ama burası da bademli olmuş. İşte biz iki kardeş köyümüz. Koyun evi, badem de öyle. Şimdi koyun evinden çıktık. 2 kilometre gelmişiz. Kocaköy'e doğru gidiyoruz. 5 kilometre Kocaköy diyor. Yolumuz şu tarafa doğru devam ediyor. Şu anda Bademli'ye geldik. Koyun evinden 2 kilometre burası. Burada su var. Suyunu dolduran da bir tunç var. Afiyet olsun. Buradan su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hemen şu karşımızda Özgür Market var. Marketten alışverişinizi yapabilirsiniz. Biz şimdi buradan Kocaköy'e 5 kilometre, sonrasında da Gülpınar var. Hedefimiz Gülpınar'a varmak. Ama benim ayak bileğim şişti. Şimdilik Tunç'un dizliğini sardım. Gülpınar'a kadar varamazsak Kocaköy'de kamp atarız. Söyleyeyim mi? Çok yoruldum. İnşaat gibi bir yerler vardı. Çektik galiba oraya, değil mi? Yok. Bademli'den çıktıktan sonra bir yol çalışması gibi inşaat yapmışlar. Bir şeyler, villalar, millalar, böyle bir şeyler vardı. Orada yolu kaybettik. Ama asfalta çıktık. Tahmini 1-1,5 kilometre yoktur bile belki. Asfalttan geldik. Şuradaki ağaçta işaret işareti gördük. Sonra buradan gideceğiz. Bu
burada da bir çeşim var, şurada da işaret var zaten. Evet, tam karşıda. Yolu bulduk. Burada da inek kardeşlerimiz var. Kaybolmayın. Hem burada çeşme var, hem burada çeşme var. Şuradaki direğin üzerinde de işaret var. Gerçi su takviyesi yapmamıza gerek yok ama bir elimizi yüzümüzü yıkarız. Rotadan ayrıldınız diyor. Şok şok şok. Kaybolup yine asfalta çıktık. Yorulduk ama. 22 kilometre kadar yürüdük. Hatta 22,5. O küsur çok önemli. Ama işaretleri yine bulamayıp ilk patikadan asfalta attık. Kendimize. Şey, Bademli ile Kocaköy arasındaki işaretlerde sıkıntı var. Eski işareti görüyorsunuz. Hani yeni işaret var başka tarafta. Sonra iki tane çarpı var. Birkaç defa kaybolunca artık vakit de kaybediyoruz. Saat 4 oldu. Neyse üzülme ya. Yine sağımız solumuz dua. Çok uzaklaşmadık, duadan devam. Hayır, işinde ilk defa otostop çıktık, ne düşünüyorsun? Mutlu oldum çünkü ayak bileğim çok şiş. Bizi Kürtpınar'a kadar arabasını alan bu koca yürekli insana teşekkür ediyoruz. Bittim ya. İşte duruyor, şuralardan bir yerden gidiyor. Şu yamacın arkasında. Böyle ne güzel ya. Burada değişik bir deneyim oldu bence. İlk defa otostop yaptım. Evet. Normalde hiç uyumuz değildir ama benim ayağım bayağı şiş olduğu için ve yolu da kaybettiğimiz için traktör falan değil, bayağı Nissan Navara ile otostop yaptık şu arkaya. Öne de binmedik ki. Hani ne olur ne olmaz biz yol yürüyoruz. Amcaya hastalık falan varsa bizde bulaştırmayalım ya da onda varsa bize bulaşmasın diye. Şimdi Gürpınar'dayız. Kamping bulacağız. Peki biz şimdi Gürpınar'a neden geldik? Güzergah hisarında değil ve yürüyüşçüler de buraya gelmiyorlar ama Apollon Simitüsü, Troya'nın ve Likyalıların tapınak noktası. Bizim için önemli bir noktaydı. O yüzden de burayı görmek istedik. Şimdi saat 4 çeyrek, tapınağa yetişmeye çalışıyoruz. Beni beklemeden yemeğini yiyor. Müzeye giremedik. Çünkü saat 3.30'da kapanıyormuş girişler. 4'te evet. De öğren yeri komple kapatıyormuş. O yüzden giremedik. Hector restorandayız. Aynı zamanda buranın pansiyonunda kalacağız. Detayları konuşuruz diye düşünüyorum. Afiyet olsun. Beni beklemeden yiyorsun bak. Benim önüm boş. Benim hala yemeğim geldi. Beni ya kendine köfte ızgara söyledi. Birazdan yemeğe gelecek. Ben burada gelecek. Açım ya. Hop. Merhaba. Gün sonu mu yapıyoruz? Evet. Çamaşırların arasında. Yürüyüş kıyafetlerimizi yıkadık. Aynen. Şimdi günün özetini geçeyim mi? Günün özetini geçiyorum. Tamam. Gün özeti geçelim size. Merhaba. Sen başla istersen. Tamam, şöyle başlayalım. Bugün Koruoba'dan başladık. Yaklaşık 27-28 kilometreye yakın bir yol yaptık. Gülpınar'a geldik. Koruoba'dan sonra Bektaşköy 3 kilometre, Bektaş'tan Koyunevi 6 kilometre, Koyunevi'nden Kocaköy, Kocaköy'den de Gülpınar'a girdik. Normalde güzergah üzerinde Gülpınar yok ama biz neden Gülpınar'a geldik? Apollon Simitüsü'nü görmek istiyoruz. Burası da Troya'nın en önemli tapınaklarından bir tanesi. Fakat biz buraya geldiğimizde saat 4'ü çeyrek geçiyordu ve tapınak maalesef bugün pandemi sebebiyle 3.30'da kapanmış. Giriş kapanışı 4, öğren yeri kapanışı. Aynen. Yarın saat 10.30'da açılacak. 10.30'da ilk önce orayı gezeceğiz. Arkasından da Kösedere'ye doğru devam edeceğiz. Ama nerede dururuz, nerede biteriz? Gürpınar'da kamp atılacak yer var mı? Burası çok merkezi bir yer. Sahile inmeniz lazım. 5 kilometre. Evet. Altın Liman diye bir yer var. 5 kilometre. Bir de hani yarın sabah buradaki tapınağı görmek istediğimiz için sahile inmedik. Burada bir tane pansiyonla anlaştık. Hector Pansiyon. Hector Restaurant, Hector Pansiyon, Hector köy ürünleri bile gidiyor. Hector'la ilgili her şey var. Bademli köyü müydü en son çıktığımız köy? Değildi değil mi? Bademli'ydi. Hı. Bademli köyüne çıktıktan sonra bir inşaat çalışması yapılmış. Yani bir sürü böyle villam tipi bir şey var, bir yer var. Oradan sonra işaret bir kayboldu. Biraz sağa sola döndük, araştırdık, bulduk.
Sonra tekrar yürüdük, bir yamaca çıktık. Yamaçtan sonra tekrar işaret kayboldu. Asfalta indik. 1,5 kilometre falan asfalttan yürüdük. İleride GPS kaydından bakıyoruz çünkü takip ediyoruz. İleride rota birleşiyordu. Tekrar girdik ama tekrar bulamadık. Yani işaretler burada biraz eksik olabilir. Biz de bulamamış olabiliriz, bilmiyorum ama elimdeki GPS kaydına göre gidiyorum ve gittiğim yerde makiler var. Yani ileriye gitmek mümkün değil o makilerden gibi bir durum. Neyse, sağlık olsun. Zaten biz rotayı takip etseydik de rota Gülpınar'a afiyet olsun. Biz rotayı takip etseydik bile rota Gülpınar'a girmediği için belli bir kısmı asfalttan buraya geçecektik ya da işte taksi falan tutacaktık. O yüzden de en son Kocaköy'den sonra çok kısa bir mesafeyi açıkçası asfalttan buraya geldik. Yani her halükarda geleceğimiz bir rotaydı. Ha, ben sadece yürümek istiyorum, Apollon Simitio'nu görmek istemiyorum derseniz siz rotaya bağlı olarak kalıp devam edebilirsiniz. Neyse, şimdi bizim biraz dinlence, biraz keyif vaktimiz. O zaman çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bakalım yarın kaybolacak mıyız? Görüşürüz, hoşça kalın.